İletişim değişiyor. İletişimle beraber çok değişen bir şey var. Pazarlama, girişimcilik, anlayış değişiyor. Şimdi o konulara ele alacağız. Onun için içerik uzmanı Özgür Az gelecek. Sahne sizin. Selamlar tekrar herkese. Pazarlama dünyasına baktığımız zaman yeni medya düzenine birazcık farklı bakmamız gerekiyor. Çünkü pazarlama aslında fark yaratmakla ilgileniyor. Şimdi 2 sene önce biz yeni medya, Facebook, sosyal medya dediğimiz zaman gerçekten bir farklı bir şeydi. Marka sosyal medyada bir şey yaptığı zaman biz haber oluyorduk, gazetelerde çıkıyorduk, işte hani farklı farklı şeyler oluyordu. Ama şu an baktığımız zaman, şu an hani şimdiye kadar yaptığımız şeyler aslında bir yandan da doldu. Çünkü pazarlama dediğim şey fark yaratmakla ilgili. Yeni medya dedik, yeni medya nereye gidiyor kısmıyla birazcık başlamak istiyorum. Bence yeni medyayı tek bir kelimeyle özetlediğimiz zaman, şu an gittiği nokta, hani tek bir kelimeyle özetlediğimiz zaman bolluk kelimesi çok güzel anlatıyor. Baktığınız zaman güzel rakamlar dinlediniz, kendinizden biliyorsunuz, arkadaş sayınızı biliyorsunuz, günlük atılan tweet sayısını biliyorsunuz. Gerçekten çok büyük rakamlar var. Ama farkında mıyız? Aslında hayatımız biraz da şöyle. Yanımızda trenler geçiyor, akışlar var ve çok sesli ve çok gürültülü. Bu hissi yaşayan kimler var? Nispeten fazla. Şöyle bir çalışma var. Trenlerin yanında ya da havaalanlarının yanında yaşayan insanlar bir süre sonra bu sesi duymuyorlar. Yani Florida'da oturuyorsanız, mesela ben şeyden çok rahatsız oluyorum, uçakların inip kalkmasından çok rahatsız oluyorum. Ama orada oturan teyze hiç rahatsız olmuyor, hiç duymuyor bile. Şu anki akışa baktığım zaman aslında böyle. Twitter'da bir şeyler akıyor, Facebook'ta bir şeyler akıyor. Her gün internetteyiz. Az önceki araştırmak günde 1 saat sosyal medya dedi. Ama ortalama 3 saat en az sosyal medyadayız Türk üniversite öğrencileri olarak. Baktığımız zaman video izliyoruz, yüzlerce, binlerce video var. Her ay 1 trilyon sayfa gösterimi var sadece Facebook'ta. Ortalama 150 arkadaşımız var. Hakikaten hani durumumuz, yanımızda sürekli tren geçiyor ve biz bunu fark etmiyoruz. Peki bu ne anlamı ifade ediyor? Hem pazarlama için, hem bizim için, hem bundan sonrası için. Şu an hani bunun birazcık daha hani gerisini konuşalım. Hani bir potansiyel kısmı var. Bir de resim şu an ne? Şu an ortalama bir Twitter mesajının ömrü 2.8 saat. Yani ben bir tweet attığım zaman 3 saat sonra siz Twitter'a bağlandığınız zaman muhtemelen benim mesajımı görmüyorsunuz. Çünkü akış geldi, tren geçti, başka bir şey oldu. Facebook'ta 3.2 saat. Facebook'ta sayfaların etkileşimi var, %16. Reklamların tıklaması var, 1000'de 5. Baktığınız zaman mesajlar gitgide kısalıyor. Diğer taraftan biz pazarlamacıyız. İnsanlar neredeyse fırsat orada. İnsanlar neredeyse biz orada olmalıyız. Daha fazla reklam, hani daha fazla bağıralım, daha fazla sesli olalım. Orada şöyle bir araştırma var. Bu Comscore UK datası. Diyor ki, display reklamlarına tıklayanlar ya da daha genel reklamlara tıklamaların %90'ı insanların %10'u tarafından yapılıyor. Yani şöyle bir kitleyiz. Şu %10'luk kesim reklamların çoğuna, %90'ına tıklıyor. Daha fazla reklam verdiğiniz zaman bu %10 çok daha fazla tıklıyor. Ama kredinizi alacak kesim belki burası. Evinizi alacak kesim belki burası. Bilmiyoruz onu. Ekonomi okuyan kimler var? Nispeten az. Ekonomi bilmek bence hem sosyal medya hem pazarlama için çok önemli bir konu. Ekonominin giriş dersinde şey derler, azalan verimler yasası derler. Azalan verimler yasası şu demek. Mesela ağaçtan bir elma alacaksınız. İlk elmayı almak kolaydır, ikincisi elmayı almak daha zordur. Aşağıdaki elmalar bittikçe daha sonra daha da zorlaşır, daha yukarıdaki elmalı almaya çalışırsınız. Bu azalan verimler yasası ve bu her şeyde geçerli. Bu reklam verirken de geçerli, pazarlama harcamamızı yaparken de geçerli. Şimdi geleneksel reklamcılar ya da şu an içinde bulunduğumuz yeni medya düzenine baktığımız zaman aşağıdaki elmalar açıkçası bitti. Yani şu an yeni bir Facebook sayfası açmak aşağıdaki elma değil çünkü bitti. Hani insan like ettiler. İnsanlar farklı farklı şeyler yaptılar. Yukarıdaki elmaları almaksa daha pahalı.
Hani aşağıda çok kolaydı, alıyorduk. Şu an hani yukarı çıktıkça daha da pahalılaşıyor. Geleneksel mecra fiyatları artıyor. Tıklama oranları azalıyor. Şu an ilk banner reklamının tıklama oranı %78. İlk dünyada çıkan banner reklamı. Yine elma elma karşılaştırması değil ama az önceki şeye güzel bir örnek. Daha sonra şu an bir ortalama Facebook reklamı mesela 1000'de 5 tıklanıyor. %78, 1000'de 5. Genel reklamcılara baktığınız zaman hani azalan verimler yasası kendisini gösteriyor. E-mail'in açılma oranları düşüyor. Aplikasyonların kullanılma oranları düşüyor. Ya yani her şeye baktığımız zaman azalan verimler yasasını görüyoruz. İlk başta ne dedik? Pazarlama yeni olanla fark yaratmakla ilgili. Geleneksel şeylerce de çok hızlı tüketiyoruz, çok hızlı tükeniyor. Bu hem bizden kaynaklanıyor hem de mecranın kendisinden kaynaklanıyor. Çünkü çok fazla bolluk var. Her ay, dün Facebook açıkladı, 3.2 milyar defa like ediliyormuş. Her ay 1 trilyon defa Facebook'un sayfa gösterimi varmış. Yani biz tüketmesek bile birileri tüketiyor. Ve bu mecra öyle bir mecra ki, mesela televizyonda daha fazla reklam veriyorsunuz, insanların dikkatini satın alıyorsunuz. Çünkü düzen var. Daha fazla reklam ve insanların dikkatini satın alıyorsun. Ama sosyal medyada Serdar'ı takip ediyorum çünkü çok ilginç şeyler yazıyor, çok güzel şeyler yazıyor. Ama Ali Veli'yi takip etmiyorum. Çünkü ilginç değil, dikkatimi çekmiyor. Yani dikkat çekmek, dikkat payı bu dünyadaki en değerli şey. Hani insanların dikkatini sosyal medyayla satın alamazsınız. Hani yine parantez içinde alarak söylüyorum. Sosyal medyada insanların dikkatini kazanmak zorundayız. Şimdi bu işin gideceği yer neresi? Yani bundan sonraki fırsatlar neler ya da pazarlama bu işi nasıl görüyor? Birazcık nasıl gördüğünü birkaç farklı perspektiften örnekleyerek devam etmek istiyorum. Mesela televizyon dünyasına baktığımız zaman bu konuştuğumuz şeyler televizyon dünyası için de geçerli. İnsanlar 10 senedir konuşuyor, insanlar televizyona güvenmiyorlar, insanlar reklamları geçiyorlar, insanlar reklam izlemiyorlar. Yani konuştuğumuz sorunlar yeni sorunlar değil. Televizyon dünyasında da aynı sorunlar var. Televizyon dünyası bu sorunu nasıl açtı? İçerikle açtı. Şu an mesela size sorsam Recep İvedik bir film mi sizce, bir reklam mı? Bence ikisi. Çünkü izlediğiniz zaman işte Domino's reklamı çıkıyor, Atlas Jet reklamı çıkıyor, farklı farklı reklamlar. Sinemaya gidiyorsunuz, iş modeli şu. Sinemaya gidiyorsunuz, 10 TL para veriyorsunuz. Ama sinemaya giderken reklam izliyorsunuz. Filmin kendisi reklam zaten bir şekilde. Çünkü hani içeriğin kendisi reklamın kendisi oluyor. Ve televizyon dünyası bunun çözümünü daha fazla içerikle buldu. Peki biz yeni medya olarak nerede bulacağız? Dedik diğer kanallar çok pahalı. Hani azalan verimler yasası şu an kendisini çok gösterdi. Peki biz bunun çözümünü nereden bulacağız? Cannes reklamcılık ödüllerine bakacak olursak, her sene Cannes'da işte pazarlama dünyasının en büyük etkinliğidir. Dünyanın en büyük pazarlama fikirleri ödüllendirilir. Bir son 4-5 sene aslında çok güzel bir trend gösteriyor. Eskiden işte Coca-Cola'nın çok büyük reklam kampanyası, Dove'un kampanyası, Axe'ın kampanyası. Bu tarz reklam ve iletişim fikirleri işte dünyada yılın fikri, dünyada yılın kampanyası diye ödül alır. Son zamanlarda bir kazananına bakın. Kazanan Cannes'daki en büyük işlere bakın. Buna pazarlamaya benziyor mu? Baktığımız zaman bu 3-4 sene önce kazanan Nike Plus. Nike Plus gidip Nike mağazasında aldığınız bir ürün. Ayakkabınıza taktınız. Baktığınız zaman reklama benzemiyor. Postere benzemiyor. Outdoor'a benzemiyor. Bu bir ürün. Bunu ayakkabınıza taktığınız zaman bu sizin koşu performansınızı kaydediyor. Yani Özgür bugün 10 kilometre koştu. Şu kadar koştu. Arkadaşların arasında şu kadar koştu. İstanbul'da en hızlı koşan Özgür. 100 metre en hızlı koşan Özgür. Baktığınız zaman koşu işlemini sosyalleştiriyor. Benim kendimi daha iyi tanımamı sağlıyor. Benim koşarken eğlenmemi sağlıyor. Koşarken motive olmamı sağlıyor. Baktığınız zaman bu pazarlamada yılın fikriydi 3-4 sene önce. Baktığınız zaman bu bir şey değil. Geleneksel alıştığımız pazarlama reklam dediğimiz zaman neye alışkınız? Benim beklediğim şey ne? Televizyon reklamı, fikir, görsel. Hani bu görsel bir dünya değil. Yani mağazadan aldığınız bir tane şu kadarcık bir ürün dünyada yılın fikri. Bu değişimi çok güzel gösteriyor. Ya da bu sene kazanan, en son kazanan fiyat kazandı bu sene. Fiyat neyle kazandı?
Burada hani geleneksel reklamcı yine benzemiyor. Bu bir iPhone aplikasyonu. Arabanıza taktığınız zaman şunu yapıyor. Diyor ki insanın daha iyi şekilde araba kullanması konusunda yardımcı oluyor. Çünkü iPhone içerisindeki titreşim özelliği sayesinde diyor ki Özgür, kırmızı ışıklarda dururken çok erken frenini basıyorsun. Ya da virajlardan mesela virajlardan dönerken çok geniş alıyorsun da şöyle şöyle yapsan daha az karbondioksit salınımı yapacaksın. Doğaya daha saygılı olacaksın, daha az benzin tüketeceksin. Baktığımız zaman bu bir aplikasyon. Yine hani geleneksel, bizim bildiğimiz geleneksel iletişim reklam kalıbına uymuyor. Aplikasyon. Ama bu benim daha iyi araba kullanmamı sağlıyor. Çünkü bunun sayesinde ben daha az benzin yakıyorum. Daha iyi şekilde arabayı kullanıyorum. Arabayı daha iyi şekilde tanıyorum. Ya da kazananlar yine PayVideTweet kazandı. PayVideTweet, Twitter'la ödeme sistemi. Ya da barkod sistemleri kazandı. Buna bakarsanız, buna hiçbir tanesi şey değil. Hani geleneksel anlamda iletişim, geleneksel anlamda insanı taciz etme, daha fazla bağımlı fikri değil. Peki bunun ortak özelliği ne? Bunun ortak özelliği insanla faydalı olmak. Yani İngilizce utility marketing olarak geçiyor. Türkçe olarak da fayda odaklı pazarlama diyebiliriz. Fayda odaklı pazarlama şu demek. Biz eğer müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırabilirsek, onların aklındaki soruları cevaplayabilirsek, daha iyi yaşamasını sağlayabilirsek, hayatlarını daha da iyileştirebilecek araçlar sunarsak, biz ondan direktman bağ kurabiliriz. Çünkü müşterilerimize kullanacağı araç sunuyoruz. Aplikasyon sunuyoruz, Nark Plus'ı yapıyoruz. Müşterimiz bunu kullandığı zaman marka bağımlılığı, yani hedefimiz neyse ona gitmenin aslında kısa yolu. Geleneksel reklamcılık ne yapıyordu? Geleneksel reklamcılık insanı taciz etmek üzerine. Hani daha fazla bağıralım, daha fazla bölelim. Utility marketing yaptığı şey şu, insanlara faydalı araçlar vermek, onları kullandıkça, onları kullanması için sebepler yaratarak bağ kurmak. Bunun ortak özellikleri neler? Birazcık baktığımız zaman kısa zamanda tarif etmesi pek zor ama utility marketing şekil olarak geleneksel reklamcılığa benzemiyor. Çünkü örnekleri gördünüz. Aplikasyon var, ürün var ya da hani bu kadar teknolojiye gitmeye bile gerek yok. Eski bir kavram çünkü. Süpermarkette servisleri vardır. İşte müşteri servisi vardır, sizi eve kadar bırakır. Baktığınız zaman bir utility. Buradaki zorluk şu, bu insanın işini kolaylaştıracak mı? Bizim geliştireceğimiz utility marketing fikri. İki, bu ölçeklendirilebilir mi? Şimdi dijital sayesinde bunu ölçekleme şansımız var. Bir süpermarket sahibiyseniz, bir servis arabası, müşteri servisi geliştirdiğiniz zaman bunu 10 kişiye 20 kişiye yapabiliyorsunuz. Bu neden şimdi çıkması gerekiyor? Çünkü biz dijitalde yaptığımız utility'ler binlerce kişiye ulaşabiliyor. Binlerce kişinin işini kolaylaştırabiliyor. Neden buna şimdi ihtiyaç var? Geleneksel kanallar gitgide daha pahalı oluyor. İnsanlarla bağ kurmak için onların ihtiyacı olan, onların reklam olarak görmediği, reklam da burada genelde negatif kelime olarak kullanılıyor ülkemizde ve dilimizde, insanların reklam olarak görmediği işler yapmak. Peki buradaki fırsatlar neler? Girişimcilik boyutuna baktığımız zaman, ben iki tane kişiyi getirdim. Şu an ismini unuttum ama bir tanesi soldaki 9 yaşında Singapurlu. Bakarsanız the youngest iPhone developer diye. Soldaki de the oldest olan. Bir tanesi 84 yaşında, bir tanesi 9 yaşında. Bu ikisinin ortak özelliği, ikisi de hani şu soldaki Lin miydi adı? Singapurlu olan. Singapur'da yılın en cool insanı seçilmiş. Singapur'un şu an pop starı gibi bir şey. Geliştirdiği aplikasyon 850 bin defa indirilmiş. Ve Singapur'un Mark Zuckerberg'e cevabı diye böyle Times'ta falan çıktı kendisi. Soldaki kişi George'du sanırım adı. O da 84 yaşında eski böyle bilgisayarla ilgili bir şeyler yapıyormuş. Merak etmiş iPhone aplikasyonu, iPhone aplikasyonu geliştirmiş. Baktığımız zaman bu yeni medya düzeninde yine eskiden diye örnek vereyim. Bir oyun geliştirmek mesela birazdan Cemil anlatacak. İçin onlarca kişilik takımlar, farklı farklı şeylere ihtiyaç vardı. Şu an birkaç kişi aslında bir oyun fikrini geliştirebiliyor, bir web projesini geliştirebiliyor. Yani 9 yaşındaki çocuk yapıyor bunu, 84 yaşındaki dede de yapıyor, pratikte herkes yapabiliyor. Bunu neden şimdi daha kolay yapabiliyoruz? Çünkü fikir dediğimiz şey aslında bir şeyleri birleştirmek. Yani başarılı fikir dediğiniz şey, hani
The Social Network filminde de gördünüz, hani çevrenizde de görüyorsunuz. Yaratıcılık dediğiniz şey farklı fikirlerin birleştirilmesi. Şimdi baktığınız zaman yeni medya ne sağlıyor, bana ne sağladı? Dünyada inanılmaz farklı sayıda fikri görmemi, ilkelden deneyimlememi ve onları görmemi sağladı. Şu an internet o kadar büyük bir bilgi kaynağı ki, işte az önceki sunumda vardı, Stanford Üniversitesi'ndeki dersleri takip edebiliyorsunuz, işte Fransa Moda Haftası'ndaki kıyafetlere bakabiliyorsunuz, New York'taki mağazaların vitrinlerine bakabiliyorsunuz. Yani fikir çok, yaratıcılık çok. Ve hani deha ne yapar? Deha hani çalar. Sizin de çalabileceğiniz, birleştirebileceğiniz çok fazla şey var. İnternet bunu, yeni medya bunu çok fazla kolaylaştırdı. Bu şey karşıyım işte ama işte Facebook'ta Mark Zuckerberg şu kadar zengin, Instagram milyar dolara satıldı. Hani bunun şeyi var, hani biliyoruz, evet hepsi öyle değil. Hani biliyoruz bunlar kolay işler değil. Ama hani şu iyi tarafından bakarsak %1, önümüzde artık güzel hikayeler de var. Hem Türkiye'de hem dünyada. Diyoruz ki artık Markafoni bunu yaptı diyoruz. Trendyol bunu yaptı diyoruz. Nevzat bunu yaptı diyoruz. Hani önümüzde artık hikayeler de var. Bizden önceki nesil yaptığı zaman önlerinde hikaye yoktu. En son Instagram örneği var, 1 milyar dolara satılmış. Geçen liseli gençle konuşurken dedim, 1 milyar dolara satılmış, ben de mi başlasam falan. Siz ne yapıyorsunuz, Instagram gibi şeyler mi yapıyorsunuz gibi konuşmalar var. Bence bu yönü güzel. Hani önümüzde çok fazla hikaye var, örnek var. Doğru şekilde alırsak, hani girişimcinin tam zamanı. Son olarak, iş yapma biçimi çok değişti ve bu yeni iş yapma biçimini kullanan girişimciler büyük avantaj sağlıyor. Örneğin, şu an bir yazılımcıyı Odesk'ten, Hindistan'da, Pakistan'da, Polonya'da neyse 500 dolara kiralama şansınız ve iş yapma şansınız var. 99 Design'da logonuzu yaptırma şansınız var. İşte Kickstarter'a gidip işletmeniz için para bulma şansınız var. İşte Wikipedia'da gidip ya da Stanford kursuna gidip o konunun derinliğini öğrenme şansınız var. Twitter'da direkt Serdar Kuzulan'a bak böyle bir şey çıkarttım da tweet please deme şansınız var. Baktığınız zaman iş yapma biçim çok değişti. İş yapma biçim çok kolaylaştı. Ve bence fırsat bu. Bunu yapan hani geleneksel alanda çok fazla rekabet var. Mesela bizim zamanımızda işte PG'ye, Unilever'e, Sabancı'ya girmek çok rekabetçi, çok zordu. Çünkü herkes onu istiyor. Ajanslara girmek şimdi zor. Çünkü herkes bunu istiyor. Ama bu tarz gidilmemiş yollar var. Bunu insanlar hani yeni medya, yeni çalışma biçimi olduğu için, çok denemediği için potansiyel çok fazla, çok hızlı şekilde ilerlenebilir ve çok hızlı şekilde uzman olunabilir. Uzmanlık kavramını yine tırnak içine alarak söyledim. Benim anlatacaklarım bunlar da soru cevapla birlikte yeni pazarlık konusunu açabiliriz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sorular alabiliriz. Sorular mı? Soru yok, evet. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun. Soru görünüyor mu? Yok, gayet. Aslında durmuşken ben sorayım bir tane. Tamam. Türkiye, yine aynı şey İsmail'e sorduğum gibi, bu pazarlama girişimcilik alanında ne kadar hızlı gidiyor? Yani ne kadar farkında işlerin? Bence Türkiye bu konuda çok iyi gidiyor. Şöyle, şimdi mesela Türkiye'de çıkan girişimlere baktığım zaman, geçmişte böyle ayda bir, yılda bir falan çıkardı. Şimdi her gün yeni bir girişimin haberini, yeni bir girişimin lansmanını duyabiliyorsunuz. Ekosistem çok gelişti, böyle konferanslar var. Çok genç bir nüfusumuz var. Genç bir nüfus artık kendisine bağımsızlık için, kendisini göstermek için dijitali keşfetti. Bence dünyada iyi yerdeyiz. Ama Türkiye'de finansman eksiği var. Az önce vardı, uzmanlık eksikliği var. Hani Türk gibi başlıyoruz ama pek sistemli olarak ilerlemiyoruz. Çok fazla potansiyel var. Evet, birileri başarılı olacak, birileri deneyecek. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.